Merhaba arkadaşlar, bana birçok soru sordunuz. Ben de YouTube'dan cevaplamaya çalışıyorum. Bu soruların arasında bir tanesi, bir arkadaş demiş ki işte merhabalar, sizden orta düzey bir ekipman tavsiyesi istiyorum. Ben de ona göre bir tane ekipman tavsiyesi sunmaya çalışacağım şimdi. Nolan'ın N87'sini alabilirsin. Söyleyen arkadaş Salim Karaaslan. Nolan'ın N87'sini alabilirsin. Daha önceki tanıtımlardan bakarak Nolan'ın N87 hakkında bilgi alabilirsin. Ben de zaten açıklama kısmında onun linklerini ekleyeceğim. Bunun yanında şu montu, daha önceden Modico montları tanıtmıştım. Modico montları alabilirsin. Modico montlar iyidir, sağlamdır. Ve yazlık seçenekleri vardır. CE onaylı korumaları var. Kollarında cırcırtları var. Kol ayarlamaları var. Omuz ve tabii ki dirsek korumaları var. Arkasında bir tane soft, yumuşak bir koruması var. Şöyle göstereyim. Monica Mount'un tanıtımını da zaten linkini onun da hemen açıklama kısmına eklerim. Oradan bakabilirsin Salim. Bunun yanında hani orta düzeyde bir ekipman istemişsin ama tam olarak bütçeni belirtmemişsin. Ben de ona uygun bir şeyler çıkartmaya çalıştım. Mesela bu Tech90'ın Amanos modeli. Kevlar bir modeldir ve hani günlük kullanımında aynı zamanda uygundur. Özellikle kalça bölümünde ve diz bölümlerinde Impact Tech korumaları vardır. Bunlar da vurduğunda sertleşen korumalardır. Aynı zamanda böyle körük mekanizmaları var ve işte cepleri var. Bunları da verimli şekilde kullanabilirsin. İçindeki Kevlar bölümü zaten şuradan gösterebilirim sana. Buradaki Kevlar bölümü senin asfalt sürtünmelerinde yanmanı engelleyecek şekilde yapılmıştır. Ve bununla beraber şu eldivenleri sunabilirim. Bunlar Fiberglass'un eldivenleri. Adını hemen söyleyeyim. Adı Ares 3 diye geçiyor. Giyip göstereyim hemen. Şöyle giyerek göstereyim. Ares 3 eldivenleri alabilirsin. Nolan N87 kask, Modeka mont ve bir tane de tabii ki bu Rockwell'in bir tane spor modeli ve DNA diye geçiyor. Bunların hepsinin linkini zaten ekleyeceğim. Bunun ön şöyle vites koruması var, burun koruması var, topuk koruması var, bilek koruması var. İçi detaylediğin zaman rahatlıkla ve kolay şekilde kuruyabilecek şekilde yapılmış, cırcırtlı. Aynı zamanda ön tarafında spor modellere göre böyle kıvrıldığı zaman da rahatlıkla kullanabileceğin ve işte ayağını büküp eğerken sana zorluk çıkartmayacak şekilde körük mekanizmalı yapılmış. İyi bir bot, bu 500 liralık bir bot. Ve hani bunlarla beraber, hepsinle beraber ortalama bir bütçeyi alabilecek, ortalama bir ekipman istediğin için de senin de yararlanabileceğin veya işte bundaki elemanlardan bazılarını değiştirerek bütçene göre ortalayarak bunlardan alabilirsin veya bunun bir altı bütçeye göre de ben açıklama kısmında farklı şekilde, farklı mont seçeneği, farklı işte kas seçeneği de koyacağım. Onlara da bakabilirsin yani. Uzatıyorum pardon. Onlara da bakabilirsin. Onlardan da alabilirsin. Seçim tamamen senin. Beğenmediğin herhangi bir eleman olduğu zaman istersen mağazaya gelip alabilirsin. Üstüne deneyip almak her zaman daha iyidir. Şimdi diğer soruya geçelim. Faruk Demirbağ adlı arkadaşımız bizden bir şey istememiş aslında. Ha evet, istemiş. Her yorum için video çekiyorsunuz demiş. Bu konuda çok takdir ediyoruz. Sağ olun, teşekkürler Faruk. Mitek Gravity 2 kırmızı montun incelemesini çeker misiniz demiş. Mitek 2 Gravity mont yok elimde. Onun yerine örnek şunu gösterebilirim. Mitek Gravity mont yok Faruk elimde. Mitek Aria var. Mitek Aria'yı daha önceden zaten tanıtmıştım. O tanıtıma bakarsın. Ben de zaten link olarak Faruk Demirbağ işte Aria mont incelemesi diye link ekleyeceğim. Oradan seyrederek bunun incelemesine bakabilirsin. Şöyle bir ekleme yapayım. Tabii ki bu montun bir tane iç astarı var. Bu iç astarı da çıkartıp daha ferah şekilde kullanabilirsin. İç astarda da cepler var. Bu cepleri de rahatlıkla kullanabilirsin. Cüzdan veya işte ruhsatını koyabilirsin. Telefonunu koyabilirsin. Dışta kolay ulaşılması için bir tane daha cep yapmışlar. Bu cebi de istediğin gibi, istiyorsan hani ufak bozukluklarına veya işte paranı koyarsın, benzincide kolay çıkartmanı sağlayacaktır. Yan tarafında iki tane cep var, bel tokaları var, onları da vücuduna tam oturtabilirsin. Rahatlıkla kullanabilirsin ve işte tüm yaz ve bahar boyunca sürebilirsin.
kışa çok gitmeyecektir bu mont. Onun için hani bunun içine termal giyerim, aşırı da beni üşütmez diye düşünme. 4 mevsimlik mont al kışın sürüyorsan, ama sürmüyorsan gerek yok mont alma. Daha farklı seçenekler için zaten linklere bakın, onları söyledim, ekledim. Hepinize iyi sürüşler.